şimdi gördüm, yemyeşil olmuş ya. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Demek beklemek gerekiyor ya, 5-6 gün. Yemyeşil su. Çok iyi. Yağmurdan sonra kurbağa doğru da görüyorsunuz. Tombilik. Devam ederiz. Hadi hoşça kalın. Evet, dolapçı gerizekalılıkları serisi devam ediyor. Al. Daha yeni çıktı yavru. Bugün çıkmış olması lazım. Hale bak. Yani siz ne salak kuşlarsınız ya. Şuradan düşürmüş işte. Salak bunlar abi. Ben diyorum boşuna der miyim ya? Lan ben boşuna küfür etmiyorum ya hiç kimseye. Lan demiyorum lan. Al. Amına koduklarım ya. Ya yok abi yok bunlardan bir sikim oluyor. O da amına koyayım geldim bak. Şu yavruyu daha çok büyütmüşler. Öteki yavru dışarıda duruyor. Şurada duruyor. Ya böyle kuş beyinli gerizekalılar ya. Ya bu kadar aptal bir ırk. Yani vallahi bravo ya. Yani Osman abi nereden buldun bunları? Nereden duydun? Nereden? Ama sana da bravo abi. Harbiden tam telde beslenecek kuş salmada. Yoksa bunlardan bir sikim olmaz yani. Yani gerizekalılar ya. Bu kadar aptal bir ırk. Yani harbi aptallar ya. Harbi aptallar bak. Bak. Gidip yuvaya oturacağı yerde yaptığı harekete bak. Salak. O oraya yumurtlar bir de biliyor musun? Ya o yavruyu da ne kadar bekliyor. Onların da kaçıncı, onların da yedinci falan. Şu işte bordo kamalı gerizekalı o ötenle. Onun eşi kim şu? Onların da beş, altıncı, yedinci acemilik yumurtaları. O yavrunun da anasını sikmiş atmışlar aşağı. Tek yavru çıktı. Gerizekalı. Bir de ötüyor yani. Bir bok başardı gibi. Ya rezil kuşlar ya. Rezil. Rezil kuşlar yani. Rezil. Merhaba dostlar. Komşu anneme böyle bir yavru güvercin verdi ama kardeşim bu gözleri hiç kırmızı olacak gibi değil. Baksanıza. Beyaz olacak gibi lan. Bizim kuş verdiğimiz abi mi kaçırdı bunu? Nedir? Dolapçıya benziyor yani bu. Bir de cücük daha. Oo, fırladı. Lan yabani yavrusu herhalde bu ya. Ama gözleri niye kırmızı olacak gibi değil? Onu anlamadım. Bak. Bak dur. Hiç kırmızılık yok. Enteresan. Evet, geçen şiddetli yağmurlar fidelerin içine etti ya. Bunlar zaten seraydı. Sera almayın, almayın diyorlardı. Hakikaten sera zayıf oluyor. Biz geçen sene ama çok tutturduk sera. Dur bakalım. Yağmur bok etti. Al bak yine kümese geldim. Bu da seyis hatası. Bak bir yavru daha pestili çıkmış. Şuradaki yavru. Pardon ya neredeki yavru bu? Ha, yok lan atmamış. Bok atacaktık kuşlara. Bu kimin yavrusu? Ya bu dünkü bu ibnelerin attığı yavru ya. Orospu çocukları. Amına koduklarım. Ha bak yumurtlamışlar. Şimdi yumurtalığa yumurtalar. Kıramayacaksınız amına koduklarım. Burada bak yavrusunu büyütüyor. Büyütün amınıza korum sizin. 10. acemilik yumurtası. Sonra seyis hatası diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Sikerler öyle işi yani. Şunu alalım atalım abi bu burada. Yazık ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Dur şurada dursun. Yem vermeye geldim. Boşu boşuna yem veriyoruz bunlara ya. Boşu boşuna yem veriyoruz size. Şu yuvalığı temizleyeceğim. Çık. Ya bu kadar tavırlı, bu kadar her şeyleri bu kadar falso bir kuş. Yok abi yok. Hani diyorum ya. Hani biri bana sorarsa abi dolapçı beslenir mi? Kardeşim kuşçuluğu bırakmak istiyorsan besleyebilirsin. Olabilir yani. Zaten bir sene sonra falan bırakırsın. Orospu çocuğu hemen de eşini yumurtaya kovalamaya başlamış. Ey be kamalıma bak be. Yani 1,5 sene sonra amına koduklarım. Neyse bakalım dur bakalım. Biraz daha şansları var. Çok az bir şansları var. Yapacak bir şey yok. Hadi al. Allah'a emanet.
Yabanilerin arasında şu posta değil mi ya? Bu bildiğin posta. Posta abi. Posta var. Ha, posta. Ayağında markası da var. Dur bakalım, biri kaçırdı bunu benim. Biliyorum lan, bu postaya benziyor. Dur yakalamaya çalışayım. Ya dün sabah kalktım, dışarı çıktım. Akşam 9'a 10'a kadar yağmur yağdı abi. O yabani yavruyu da saldım ya. Posta nerede bakalım? Posta gitti. Buraya inmiş demek ki, yem bir şey arıyor. O saldığım yavruyu da gördüm. O da buradaydı. O da yok oldu. İyi. Saldığım yavru yaşıyor demek ki. Postaya bak ya sen. Buraya uğrak yeri yapmış. Yine yağmur başladı. Mayıs'ta kış başkadır arkadaşlar. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm. Ha? Mayıs'ta kış. Hadi bakalım. Soğuk ya. Evet. Geldik sistemimize. Japonları aldım. Yani orayı zaten görevleri şeydi abi. Ve göremiyoruz. Yani çiftleşmeye başladılar mı, başlamadılar mı? Şeye de su emdiriyorum. Akos'a. Filtreyi de çalıştım. Orada görevlerini tamamladılar abi. Çok güzel. Yani burada devam edecekler hayatlarına. Biz de göreceğiz böyle bol bol tombişleri. Baksana o yavru büyümüş lan orada biraz. Rengi de böyle kızarmış yani. Yemleyelim bakalım. Dur yemleyelim. Dur yemleyelim. Ne verelim? Gaz ciğeri verelim, gaz. Ya hava çok soğuk abi, bu ne ya? Yani Kasım'da aşk başkadır yaşadık. Şey, Mayıs'ta kış başkadır, Kasım'da aşk nedir ya? Yemin verdik ama tabii hala şeyler. Ha bak, toplarlar şimdi görüp. Hala bir çıtır şeydeler, şoktalar. Evet. Durum böyle abi. Yapacak hiçbir şey yok. Yani mevsimler şaşırdı. Bunlar aslında Nisan yağmurları ama Mayıs yağmurlarına döndü. Ya şurada da su mercimeklerini ayıklamam gerekiyor artık. Çok fazlalaştılar. Dur bakalım, onları şununla yapıyorduk. Şunu şöyle açalım. Şurayı bunlara yem olarak veriyoruz. Yani işte korkuyorum hep, biliyor musun? Bunlar yumurtlamıştır falandır filandır. Burada da nitrat dengesini sağlıyor. Çok fazla da almak istemiyorum ama çoğalmışlar. Bir de o bitkiden koyduk. Güzel bitkiden. Şeyden, Akköl'den mi getirmiştik bir yerden? Bak o bitkiye sarılıyorlar, tutuluyorlar. Yani bir de yani burada bak, bitkimiz bu. Olmaz abi. Öyle olmaz yani. Şey yapmak istemiyorum yani, balıklar elodoyalara yapıştırsınlar. Bak o bitki ne güzel yürüyor. Bak bir de saç sakal yosunu var. Burada biliyorsunuz. O da bela oldu başımıza. Yani inşallah yavru mavru yoktur abi. Bunlar saç sakal makal anlamaz abi. Ya dur ya, bunlara vermeyeyim. Saç sakal yosunu bulaştı. Ne olur ne olmaz. Gerçi bunlar ya yiyor ya. Saç sakal makal anlamıyor abi. Yiyor bunlar, affetmiyor. Hatta şuraya yapıştı. Onu alalım. İnşallah yavru mavru yoktur aralarda. Hani olur mu olur benim şansım abi. İyi gözlemleyeyim. Yok bir şey ha. Hadi hoşça kalın. Evet, Japonlar şu beyaz dişi, diğer ikisi erkek, onu acayip sıkıştırıyor ama aldım, kontrol ettim. Yine üreme yatağını kurduk. Ama yumurta dökme falan yok. Baksana acayip sıkıştırıyor, çiftleşiyorlar. Çiftleşsinler bakalım, birkaç gün göreceğiz. Baksana ya bak. Yumurta dökme falan yok. Tozu toprağı birbirine katıyorlar. Acayip acayip. Acayip çiftleşme söz konusu. Yavru alacağım abi. Bu sefer daha bilinçli şekilde alacağım.
Dur bakalım ne olacak. Yani iyice bir şey kıvama getirsinler. Diğer Japonlarımızı kaybettik biliyorsunuz. Dur bakalım ne olacak. Hadi hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Valla bugün bir muvukuat yok. Bir tek şunların 10. acemilik yumurtaları 11 mi? 10 mu ne? Onu çıkardılar işte o yavruyu. Onu sol ayağına taktım. Yani artık düşünün hep sağ ayağa takıyordum. Şunlar da yaşıyor ama arkadaşlar biri çok küçük kaldı. Kaçırabileceğim bir tane de yok. Bak yeni takım yumurtladı. Mülakat yavrunun yumurtası bu. Eşi yumurtlattı ilk şey yumurtası. Hadi hayırlısı bakalım. Onlar da inşallah 10. sırada yer almaz. İşte havalar düzelsin. Açmaya başlayacağım. Erkek biraz gezinsin ortalıklarda. Şey yapacağım sonra. Kanadını açacağım. Bu erkeğini de açacağım. Şu kameraya çarpıp çıkarıyorlardı. Bakın dikkat ederseniz böyle iki yerinden vidat attım. Mis gibi de oldu. Ona niye çarpıyorsun ki değil mi uçar ya? Yani. Bunlarda yumurta var, bunlarda var. Bu ne lan? Bu da yumurtluyor galiba. Veya yumurtlamış bilmiyorum. Bunlar yumurtladı, pinemiyor diyorduk. Çünkü bak, bak gitti yavrusunun yanına. Lan yavrunun yanına yatsana, üstüne yatsana işte daha yeni tüyleri çıkıyor. Yok abi. Ama o da çok fena bir şey ya. Sanki dağlı kamalı. Bak yumurtayı içe sayıyorlar. Bak dişi seni çağırıyor. Dur bakalım ne yapacaklar. Dur bakalım. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Bu son durumda böyle oldu sanki oğlu ya. Bunlar da gitmiş bak. Bu eserli dişiyle karaçiler ki. Bir buraya giriyorlar bir oraya giriyor. İyi iki yuva arasında dolaştırıyor. Ne yapıyorsun lan? Şu yavrumuz da son tüyünü yapıyor. Yapsın abi. Abi işte bantlı kanatlardan kurtulmam lazım bir an önce. Devam ederiz. Veyahut da bitiririz bilmiyorum. Hadi hoşça kalın. Durum bu. Hadi Allah'a emanet.